Bu önemli bir konu. Şimdi dünkü e, YouTube videosunu izleyin. Sanıyorum en son olarak cevapladığım soruydu. E, diyor ki ben iki aydır özellikle annelerle konuşuyorum, uyanmaları için çok linç yiyorum filan tarzında bir şey. Ben de demiştim ki kadınları çok fazla böyle e, bunlara çok öğretmeye çalışmayın tarzında demiştim. Ancak soruyu yazanın Erkek olduğunu düşünerek bunu söylemiştim. Fakat daha sonra Melik uyardı. Ee, bizi izleyen çok değerli bir hanımefendi. Ee, belli bir yaşın üstünde hem de. Kocası da var. Kocası da bizi e, gruptan izliyormuş. WhatsApp grubunda da ayrıca kendisi. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bizim çok sağlam bir destekçimiz kendisi. Ee, Instagram'dan da bize çok destek veren bir insan. Şimdi şöyle bakın. Kadınsanız. Bunu yapabilirsiniz. Yani nasıl? Şimdi e, insanların evet kırmızı hapı öğrendiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Böyle, öğreniyorsunuz. Bir anda bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Kırmızı hap kadın doğası, belki erkek doğası ve maskülenite ile ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bu aydınlanma aslında kadınlar da yaşayabilir. Her kadın yaşayamaz ama çok özel kadınlar bunu yaşayabilir ve anlayabilir ve çoğu kadın aslında bunu kabul ediyor. Eğer bir kadın olarak benim anlattıklarım sizin işinize gelmiyorsa kendinizi sorgulamak zorunda kalıyorsanız Tabii sorgulayıp değiştirebilirsiniz ama işinize gelmiyorsa emin olun sizde bir şey var. Ama bir kadın olarak bunları dinleyip ya gerçekten bu böyle, Doktor Redfield gerçekten doğruları söylüyor. Ben bunları bu, bunlar benim fikirlerim bile değil aslında. Bu çünkü fikir beyan etmek düşüncenizi beyan edersiniz öyle değil mi? Ben düşünceyi söylemiyorum ben Praksiyoloji bu. Datayı söylüyorum size. Gerçeği söylüyorum. Bulunmuş istatistikleri, davranışları, bir psikoloji bilimini anlatıyorum size. Tabii ki kendi fikirlerimi katıyorum. Tabii Türkiye'ye uyarlıyorum bazı şeyleri. Tabii ki insanları analiz edip bazı yorumlar yapıyorum. Bu ayrı. Ama anlattığım konu, kavram gerçek olan bir şeydir. Onun için... Kadınlar eğer işinize gelmiyorsa sizde bir problem var. Net olarak söyleyeyim ve tabii feminist erkekler, feminist erkekler, sizde bir problem var. Şimdi dünkü soru şuydu. Tekrar okuyayım. Onu tekrar etmek istiyorum. Çünkü bir hanımefendiden geldi. Ee, Soruyu kim sonra yorumu yapacağım. Merhaba, ben bir şey danışmak istiyorum. Red Red Pill'i içselleştirdiğimden beri ne kadar güzel. Yaklaşık iki aydır özellikle annelerle konuşuyorum uyanmalar için. Yani aslında kadın izleyicimiz diğer kadın arkadaşlarına yardım etmeye çalışıyor. Çünkü o da anlamış doğruyu. Nerede şunu diyordum. Kırmızı hapı aldıktan sonra o kadar büyük bir içsel uyanış yaşıyorsunuz ki. Bunu ben kendimde de görmüştüm zamanında ama sizde de görüyorum. Bana mesaj atan arkadaşlar da görüyorum. Hocam hayatımız değişti. Birilerine anlatmak istiyoruz bunu böyle içiniz kıpır kıpır çünkü doğruyu bulduğunuzun farkındasınız yani böyle bir şey icat edilmiş gibi sanki evet bu doğruyu buldum sonunda toprağın altından çıkardım bunu gibi bir şey çünkü kafanızda o düşünce gömülmüş üstüne toprak atmışlar yıllarca sosyal koşullandırmayla gömmüşsünüz siz onu çıkarıyorsunuz üstünü siliyorsunuz ve böyle bir pırlanta gibi insanlarla paylaşmak istiyorsunuz bunu doğru ama herkesle paylaşamazsınız ve özellikle şu da var. Erkekler bunu kadınlarla çok fazla paylaşamazlar. Çünkü kadınlar anlamayacaktır. Rolo da bunu der. Ben de bunu şöyle diyorum. Kız arkadaşınız olur, sevginiz olur, karınız olur. Direkt olarak bak sen böyle yaptın, böyle değil. Aha işte videoda tarzında paylaşamazsınız bir insanda. Tamam mı? Nasıl öğretirsiniz bir insana? Hareketlerinizle, belki hareketlerinizi değiştirerek, belki davranış paternlerinizi değiştirerek bazı şeyler değişecektir. Bir örnek vereyim. Evliliklerde mesela. Bir şeyler yanlış gidiyor. Evlilik sırasında kırmızı hapı aldınız. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Çoğu zaman insanlara e, çoğu şeyi anlatarak değiştiremezsiniz. Davranışlarıyla, davranışlarınızla ve sebep sonuç ilişkisiyle de değiştirirsiniz. Ne yaparsın? Evli bir erkekten örnek vereyim mesela diyelim. Evliliğinde Tamam severek evlenmişler. Ondan sonra belli bir yaş zaman sonra arada bağ kopmuş. Belki cinsellik azalmış. Belki kadının gözü dışarıda falan. Kopmaya başlamış. Onu nasıl geri alırsın? Şöyle alamazsın. Bak sevgilim ben Doktor Redpil'i dinledim veya Rolo Tomasi'nin kitabını okudum. Rolo'yu dinliyorum. Doğrusu bu. Senin de böyle yapman lazım. Hiçbir kadın bunu kabul etmeyecektir. Tamam mı? İnsanların bazı şeyleri ve pek çok şeyi anlamaları için kendi gözleriyle görmeleri, yaşamaları lazım aslında. Tamam mı? Onu sizde görmeleri lazım. Nasıl görecekler? Erkeklerden bahsediyorum. Tavrınızı değiştireceksiniz, belki spor yapacaksınız, mesleğinizi belki ilerleteceksiniz, maskülen bir insan haline geleceksiniz ve eşiniz, sevgiliniz veya size ulaş, sizin ulaşmak istediğiniz kadın sizde bu değişimi görecek ve ondan sonra belki şeyi fark edecek ya benim kocam yani betaydı diye demez benim kocam beta ya benim kocam böyle daha böyle böyle kendi halinde bir insandı birden böyle daha yakışıklı olmaya başladı. Çevresindeki insanlar attı. Bunda bir değişiklik var. Size ilgisi artacaktır. Bu şekilde eğer nasıl oluyor derse bu yani indirekt olarak açıklayabilirsiniz kadınları. Ama bak sen böylesin. Sen işte bu hareketten dolayı sen borderline'sın. <laughs> Zaten borderline yapmayın. Yapmayın. Uzak durun. Derim. O ayrı bir konu. Ama e, ortak mantıkta buluşamazsınız. Ancak göstererek örneklerle olacaktır bu. Tabii şu da var erkekler olaraktan e, dün de demiştim. Ailenizdeki insanlara bunu yavaş yavaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Yani mesela e, kötü bir ilişkiye giren belki kız kardeşiniz var, ablanız var. Onları kurtarmak için tamam mı? Kızlarda böyle. Ondan sonra e, oğlan kardeşiniz var, küçük kardeşiniz var. Onun gençliğinden beri yetiştirilmesi için onlara verebilirsiniz. Ama direkt olarak kadınlara erkeklerin vermesi çok zordur bu bilgiyi. Çünkü kadınlar kabul etmeyeceklerdir. ...erkeklerin bile kabul etmesi çok zor oluyor ki düşünün kadınların kabul etmesi daha da zor oluyor. Toplumda mantıklı, rasyonel, ee, feminen kadınlar yok mu? Var. Bak anneler var. Bu hanımefendi bize yazıyor. Diyor ki annelerle konuşuyorum. Şimdi kadınlara gelelim. Dün soruyu sanki bir erkek sormuşçasına cevapladım ama öyle değilmiş. Şimdi kadın sormuşçasına cevaplıyorum. Çünkü hanımefendi sormuş. Annelerle konuşuyorum uyanmaları için. Gerçekten uykudalar anneler. Onlarla bir sıkıntı yaşamadım ama Clubhouse gibi ortamlarda çok linç yemeye başladım. Şimdi ben tabloyu anlıyorum. Bir kadın ortamına giriyor diyelim hanımefendi. Online olabilir veya bir arkadaş çevresi. Yanlış bir şey görüyor. Mesela diyor ki yani şöyle yanlış bir şey görüyor. Diyelim evli bir çift var işte kadın var. Kadının gözü dışarıda. Hanımefendi diyor ki bak... Böyle yapma. Bu doğru değil. Risk alıyorsun. Evliliğini bozarsın bilmem ne. Hayır. Dinlemez. Dinlemeyecektir. Kendi bildiğini yapacaktır. Veya online ortama giriyor. Arkadaşlar diyor. Kadın arkadaşlarım. İşte iyi anne olmanız lazım. Erkeğinize iyi feminen kadın olmanız lazım. Ailenizi toparlamanız lazım ki iyi bir anne imajıyla belki iyi bir kız yetiştireceksiniz. Belki oğlan evladınız var. Onu daha çok babanın yetiştirmesine destek olacaksınız. Ve kadınlar hayır biz özgür güçlü gündemli kadınlarız filan sanki nereden çıktın? Birhangi bir linç yiyor kadın tamam mı? Muhtemelen acı reçeteyi almadan önce ben de linçlerdim. Evet acı reçete bir şekilde alınmış acı reçete. Yani nasıl aldınız bilmiyorum belki bir şekilde canınız yandı. Belki birisi oğlunuz var kötü bir kızla çıktı ayrıldı... Oğlunuzun acısını gördünüz. Ne tavsiye edersiniz? Hiç girmeyin mi sohbet ediyor? Bakın. Şöyle söyleyeyim size. Bizim nasıl görevimiz o kadar aptalca at gözlükleriyle feminist gözlükleri konuşuyor kadın erkek ilişkilerine dayanamıyorum. diye artık kadın da kadın bile artık pes etmiş yani. Tamam mı? En iyisi hiç bulaşmamak. Oğuz hocam siz ne yaptınız böyle keşke bulup olarak olsa kalsaydım. Şimdi kadın bulup pil olarak kalmaz zaten. Yani şimdi kadının kırmızı hapı alması diye tam olarak bir şey olmaz. Kadın ancak nasıl kadın alfa olamaz, kadın kırmızı hapı da alamaz. Şöyle kendi dünyasında kırmızı hap alır. Yani kadının kırmızı hapı biraz farklı aslında. Kadının kırmızı hapı kadınların doğasını görmek evet doğru. Ee, ama asıl onu erkek alıyor. Kırmızı hapı almış bir erkeğin feminen kadını olabilir. Veya feminen annesi olabilir. Kızına, çocuğuna. Şimdi e, anne olduğunuzu düşünüyorum ve o yaştasınız. Hatta yetişkin çocuklarınız bile olabilir diye düşünüyorum. Yani göreviniz şu. Ben size söyleyeyim. Kadın arkadaşlarınızı evet doğru yola sevk etmek durumundasınız. Direkt olarak bodoslama dalmayın. Direkt olarak bodoslama dalmayın. Evet linç olacaktır. Çünkü birisi sizi gelip linç ediyorsa onda bir sorun var demektir. Gerçek her zaman taşlanır. Gerçek her zaman reddedilir önce doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar diye bir laf var. Bu da öyle. İşlerine gelmiyor. Ama sizi eleştiren insanların yaşam tarzlarına bakın. Hayatta sadece bu kırmızı hapta veya kadın 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 arasında da demiyorum. Erkekler için de öyle. Sizi reddeden insan hayat tarzına bakın. Aa bunu yanlış yapıyorsun. Bakarsın hayat tarzına. Hayatta neredesin diye bakarsın karşıdaki adama. Yani öyle derler ya hani lafa bakın laf mı söyleyene bakın adam mı diye. Hiç adam olmayan birisi gelip size bir şey söyleyebilir. Adam var, adam var. İnsan var, erkek var. Bir de adam var. Baylar. 19 Mayıs 1919. Türkiye'nin kurtuluşunun ilk günüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktı. Bugün de Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü anma. Buradan Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı, atamızı anıyorum. Bize bu ülkeyi verdiği için. Ona layık insanlar olmalıyız, ona layık erkekler olmalıyız, maskülen erkekler olmalıyız, ayakta durmalıyız. Her zaman mücadele etmeliyiz. Kendimiz için, ailemiz için, vatanımız için, kadınımız için. Her zaman. Adam o işte. Şimdi konumuza dönelim. Adam deyince birden baktım orada, adam orada. Ee, yani mücadele edeceksiniz hanımefendi. Bizi destekleyin. Eşiniz de bizi destekliyor. Ama herkesi kurtaramazsınız. Fakat size şöyle söyleyeyim. Bu bir aslında dip dalgası gibi. Yani derinden gelecek. Böyle mesela Twitter'a girmiyoruz biz. Gerek yok. Gerek yok. Böyle kavgaya gerek yok. Mücadeleye evet ama kavgaya gerek yok. Kavga ortamına gerek yok. Çünkü o zaman sirküler argümanlar oluyor. Yani döngüsel kavga. Devam. Aynı noktadasın. Aynı noktasın. Bir de what aboutism. Ama ya böyle olsaydı nasıl olurdu? Ama şunları niye oluyor? Ama bir, böyle bir şey yok. Ama diye bir bilimsel veri sunulamaz. Dersin ki bak bilimsel veriler şunlar. Tamam mı? Bilimsel veri sunayım ben bir tane size. 19, 2000, 2030 yılında mı? 35 yılında mı? 25-45 yaş arası bekar kadınların sayısı %45'i falan bulacak. Bu bilimsel veri. Ama biz özgür kadınız. Senin özgür kadın olduğun önemi yok. Doğum oranları düşecek ülkede. İyi insan yetişmeyecek ülkede. Tamam mı? Kadınlar özgürüz her yere gideriz diye aile kurumu bozuldu. Boşanmalar tavan yapmış durumda. Ayrıca artık erkekler uyanıyor. Ben evlenmem diyor abicim. Bu durumda evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceğim diyor. Yani. Kaçıyorlar evlilikten. Boşanmaların çoğunu kadınlar başlatıyor. Büyük bir yıkım. Bunun ardından gelecek jenerasyonlardaki psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar. Yani iki insanı aynı evde yaşayıp bir aile kurması mı daha iyi ekonomik olarak ayrı ayrı evlerde? Kimler kazanıyor burada? Bankalar kazanıyor. Kredi alıyorlar çünkü. Daha önce demiştim. Bir bankanın Instagram reklamında boşanmış kadını destekliyor ya. Boşanmayı destekliyor. Boşanmamış kadını boşansın diye destekliyor. Biz size kredi veririz. Merak etmeyin de reklam var ya. Aile kurumunun bölünmesi destekleniyor. Sırf bunlar para kazansın diye. Yani olay sadece kız arkadaşım bana emoji atmadı olayı değil baylar. Olay çok büyük aslında. Sıkıntılı. <laughs> Onun için hanımefendi destekliyoruz. Siz de yavaş 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 çevrenizdeki insanları kazanacaksınız. Belki gençlerden Belki e, belki boşanacak bir arkadaşınıza yardım edeceksiniz. Diyeceksin, yani niye boşanıyorsun? Biz konuyu çözelim. Boşanma terapisine bile gitmesine gerek yok. Belki birkaç tane arkadaşın desteğine ihtiyacı var. Bu da aslında boşanma o kadar büyük bir ekonomi ki. Bak şimdi konu nereden nereye geldi? Bir tane e, eskiden Netflix'te bir tane film vardı. Divorce INC diye. Yani sanki e, boşanma anonim şirketi diye tercüme edebilirim belki Türkçe'ye boşanmanın, boşanma kavramının Amerika'da aslında ne kadar büyük bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela boşanmalar kalktı. Avukatlar para kazanamaz. Tamam mı? Boşanma kalktı. Belki evlilikler kalktı. O zaman düğün sektörü çöker. İnanılmaz. Düğün sektörünün içinde belki 35 tane ayrı sektör var. Çiçekçisi ayrı, müzikçisi ayrı. Onun yerini tutacaksın. Arabayı tutacaksın. Ondan sonra gelin saçı mı öyle bir şey diyorlar. Gelin tacı mı böyle gidiyorsun 4 saat oturuyorlar. Hiçbir anlamı yok yani saçma sapan şeyler. Allahım bu kadar şeye gerek yok ya güzelim. Di e, boşanma aslında bir endüstri haline gelmiş durumda dünyada ve onu Netflix'ten kaldırdılar ha. Daha sonra ben seyretmiştim onu, bir daha bulamadım. Kaldırdılar çünkü insanların uyanmasını istemiyorlar. Boşanacak belki arkadaşınıza yardım edeceksiniz. Boşanmalar, kadın erkek ilişkileri kötü gittiği zaman psikologlara giden kadınlar erkekler bu kadar antidepresan kullanımı yani mutsuz bir toplum var ya. Ya bu olsun istemiyorum. Mutlu bir toplum olsun. Biz de başka işler yapalım. Ameliyat yapalım. Spor yapalım. Güzel hayatımıza bakalım. Ne gerek var? Onun için size de görev düşüyor hanımefendi. Bizi izleyin. Sizi destekliyoruz. Ondan sonra bulaşmamak değil ama bodoslama dalmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani siz kadınlarla konuşacaksınız. Kadınlar erkekleri dinlemeyeceklerdir.